Ne oluyor ya, ile nasıl tanıştınız sorusu geldi. Şimdi şöyle tanıştık. Anlatıyorum hazırsanız. Biraz uzun bir hikayesi var. Bir gün ben taksi çekiyorum. Telefonum çaldı. Dedi ki hastanenin önüne gel dedi. 9 tane Niye soruyu 41 cevapladım. değil? 41 41 kere kere maşallah. maşallah. Yok, 41 değil çünkü ben sor... Doğru. Hadi. Bak, yanlış yapıyorsun. Biraz öne gidilecekse böyle gidilir arkadaşlar. Yanlış mı düşünüyorum? Bak şöyle. Bugün ekstra bir yakışıklıyım ha. Değil mi? Çok güneşli bir Çok gün. güneşli, evet. Neredeyiz? Konum söylemiyoruz. Konum Neredeyiz? söylemiyor, sendeyiz. Ben değil. Evet. Benim. Sendeyiz, senin malikanendeyiz. Benim yaşadığım, büyüdüğüm Aynen. Ve evdeyiz. biz dedik Duygusal. ki soru cevabı burada yapalım. Hem güzel anı olur kalır. He? Gelmişken. Benim için de değerli aslında bakarsan. Bence de. Hadi çok muhabbeti uzatmayalım. Mekanımızı ayarlayalım. Sonra oradan şey yapalım. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Bize şömineyi yakacaksın. Yakacağım ben. Güzel ateş yakarım. Yakarım. Buna eminsin. Niye yaktım daha önce? Ateş yakarım. İyi yakamazsın. Ne ya, bir şey mi yaptım? Zortlarsan Hayır canım, niye yakamayayım ya? Ne var ateş yakmakta? Hadi bakalım öyle olsun. Yok ben hiç. Kolum ne peki böyle? Ben bu işi başarırım şeyi. Mavi Evet sponsorumuz değil bu arada. değil ama istiyorsa olabilir. Kendi bilir. Evet. Çok şey kaybeder. Olmazsa. Neyse. Yalnız bir böyle sakallarını kestiği falan yakışıklı çocuğa döndüm sanki. Ne diyorsun? Güzel oldu. Sakalı mı Allah razı kestin? olsun. Ne? Bak kadınlar saçlarını boyattıklarında biz fark etmiyoruz. Evet doğru. Ama ben sakalımı kesmişim şöyle bir alnım. Gerçekten fark Beni şöyle. etmedim. Ben sakalımı kesmişim şöyle. Fark edilmemesi çok üzücü. Ben de Şimdi saçımı sizi daha iyi yaptım. anlıyorum. Fark etmedim. Fark ettim elektrikliydi sakın işi sıkmışsın. Elektrikli de güzeldi Annem bence. diyor ki, bu ne böyle, saçını düzelt. Elektriklenmişsin Videoya dedi. çıkacaksın. Ama der, anneler öyle der. Evet. Haklılar. Herhalde geldiğimizden beri bir 50 kere falan Ama söyledi öyle şaka. saçını şey yapmadın. Evet. Toplasaymışsın falan diye. Videolarda saçınızı yapın arkadaşlar. Anneler şey, haklıdır. Anneler, Anne ne annelere derse. selamlar. Annem şimdi bunu izleyecek. Anne ve anne adaylarına selamlar. Annem şimdi Ve bunu izleyecek. izleyenler. Diyecek ki hani anneler her zaman haklıdır. Burayı çıkaralım o yüzden. Hayır. Nereye çıkarıyoruz? Annenin haklı olduğu kısmını çıkarmamız lazım. Yoksa annem bunu izleyip diyecek ki bak Yunus sen söylemiştin. Haklıyız. Peki haklısınız tabii. Kadınlar haklıdır. Haklıdır. Ben sana hiç Bu yardım arada etmedim. Ben iyi değilim bu konularda hangi söyleyeyim sana. konularda? Ateş Hangi konularda yakıyorum. iyisin? Kamera tutmak konusunda iyi değilim. Onun iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Nerede bu? Bak istiyorum. gidiyoruz şeyde, Bursa'daki Böyle. şeyde, Cumalı Kızık'ta. Kamera bak böyle, abartmıyorum. Böyle sürekli yürürken, ya şunu bir diyorum stabil tut. Ama Ama bendeki de artık mesleki bu. deformasyon. Olmuyor, ışık ters, ışık ters, hadi gel. Yalnız ateşi yakmak için ufak bir şeye ihtiyacım var. Ateş. Buyurun Yunus Bey, Teşekkür çakmak. ederim. Dış ses konuşuyor. Ay şimdi bunu var ya ne yakacağım biliyor musun? Şimdi birkaç tane ateş yakma yöntemim var arkadaşlar. Ama ben bunların hiçbirini bu videoda anlatmayacağım. Çok da öyle uzun sürecek bir ateş yakmaya gerek yok çünkü sadece 49 tane soru seçtim. 49. He. Hepsini 1 dakikada cevaplasam 49 dakika yapar. Ama imkanı yok. Benim bir anım var onu anlatacağım. O zaten 49 dakika. Of. Yalnız çok güzel çırağı. Bunu nereden aldıysanız. Bu surat ifadesini görüyor musun? De o çıra öyle mi yakılıyor ya? Nasıl yakılacak? Ne bileyim. Bir tanesini böyle yakarsın, öbürünü buradan böyle beslersin. Ha, sen uzmansın çünkü. Ben tabii 1986'dan beri yakıyorum. Bu. Yalnız bu ateş yanmazsa ben rezil oldum biliyorsun. Evet, farkındayım. Ama bence yanacak gibi Yanacak, duruyor ya. yanacak yavrum. Güzel çıtırtı sesleri geliyor. Ateşin nefes alması çok önemli. Orada yanılıyoruz biraz. Bunu yakabilir misin lan? Kim? Ateşle konuşuyorum. Ben çok severim böyle nesnelerle konuşmayı. Bu bir hastalık mı ya? Olabilir mi? Var mı böyle bir Kendi şey? üst seviye bir şeyse tabii ki de olabilir. Yok, üst seviye değil. Genelde odunla falan Hı. konuşuyorum, alt seviyede. Odun güzel ama. Ben de çiçeklerle konuşuyorum. Bak onlar benim çiçeklerim. Ay Bir güzel merhaba de ya. de. Merhaba arkadaşlar. Sizin fotoğraflarınızı görmüştüm. Tanışamadık. Hele sen var ya. Ne Ay. oldu lan? Böcek mi geldi? Hayır öyle değil. Yeni yakma diye dedim. Ay kıymık batmış. Görüyorsun değil mi? Belli oluyor biliyor musun? Olur tabii. Batmış. Dur yatır ben çıkarayım.
Ben şeyi biliyorum. Önceden kağıt gibi çatapatlar vardı. Böyle yere sürtüyordun, çatır patır patır patlıyordu. Çatapat vardı, füze vardı, torpil vardı. Bam bam! Şey vardı, tabanca şeyli, maytaplı. Maytaplı. Bu yanar ya herhalde. Ha? Tamam ya, bu yanar kendi kendine. Bakayım mı? Tütüyor. Tüter o. Tüttüğünü çekme. Oo, Uğur Bey şeyi var. Uğur Bey şeyi var. Nerede? Anam! Geliyor. Gel. Aa! Uçacak mı? Düştü. Ama hayvanı onu kurtarmamız düşürdüm. Lazım. Evet, yanar yoksa. Ha, tamam, çıktı çıktı. Gel. Toz olmuşsun ya. Yavrum benim, kıyamam ya. Elini alabilir miyim? Kaç yaşında olduğuna bakalım mı? Nasıl yani? Üzerindeki benekler kaç yaşında olduğu bir... Aa, kaç taneydi? Aa, işte bir şey olmaz, bir şey olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaşında. Gerçekten mi? Evet. Bunu dışarıya, onu dışarıya verelim. Bırakalım. Ateşin durumu nedir? Ateş almazsa bitti. İyi hayatım. Ateş nefes alacak. Ateş nefes almazsa... Hadi ya. Ne oluyor? İyi hayatım, yanıyor ateş. Ya, pek bilmiyorum. Yok yok, yanacak bir yavaş yavaş. Bilemedim sanki. Yok yok, yanacak. Sen bana... Ne? Mangal duruşu ateşi yapıyor. Ama sanki kafanı sokuyorsun da. Sokuyorsun da sanki bir bu şey... Bu ateş yandı arkadaşlar. Daha da hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Gel buraya, boş durma. O zaman bizi şöyle koyalım. Evet, kaslı kollarım var. Ben geçen Instagram'dan ne anladım? Soru cevap. Evet, onu açmıştım. 9 tane soracağım. Niye 41 değil? Bir kere maşallah. Yok, 41 değil çünkü ben sor... Yalnız biraz fazla yakmışım. Biz biraz öne mi gitsek? Çok mantıklı. Niye önünde oturduk ki zaten? Doğru. Hadi. Bak, yanlış yapıyorsun. Biraz öne gidilecekse böyle gidilir arkadaşlar. Yanlış mı düşünüyorum? Bak şöyle. Alt kattakiler yani babaanne. Babaanne selamlar biraz sana. Selamlar babaanne. Kusura bakma, biraz hışırtı yaptık. Evet, 49 soruyu seçtim. Onları şimdi... Ulan çok yandı ya bu. Güzel yandı. Görünüyor mu? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şimdi burada tamam, şömine güzel. Bu niye burada? O maşa ya. Ne yaptın? Ben onun o kadar ağır olduğunu düşünmedim. Şaka yapıyorsun. Evet. Yerleri sen süpüreceğim bundan sonra. Kirlendi mi o kadar? Tabii. Annem gelmesin. Ama bu nasıl bir alev ya? Dedim ki soru cevap yaparken sıkılabilirsiniz. Sıkılmayın diye size şömine manzarası ayarladım. Televizyonda benim babam açar uyurken. Sabaha kadar şömine çatır çutur gider. 49 tane soru seçtim. 300 soru arasından falan. Şimdi o soruları random. Evet. Sen bana sor. Hadi bakalım. Random soralım. Evet arkadaşlar. Evet. Bir sayı söyle. Biliyorum. Ben bir sayı söyleyemem. Ay, bana mı gıdıklıyım? Ben bir sayı söyle. 48. Tamam. Ne oluyor ya da kamera arkasında aklında kalan aşırı komik bir an var mı? Yunus yazmışlar. Tam da ismimin Yunus olması üzerine var. Bir gün Ürdün'deyken o anı çekmiştik de tam da çekememiştik böyle. Çölde gidiyoruz, bir tane arabanın kasasındayız biz. Şey oluyor, bir tane araba bozulmuş, minibüs gibi bir şey. İki tane adam da onunla uğraşıyor. Ama tam bir film sahnesi gibi bir şeydi. Ürdün'de. Çölde mi? Çölde dedim yavrum. Evet, çölde dedim. Neyse, minibüs bozulmuş. Uzaktan bir şey geliyor böyle, tamam mı? Bir böyle jip geliyor. Her yerinde turist var. Kapıdan, pencereden çıkmışlar falan. Çekiyorlar, mekiyorlar. Bir geldiler, yaklaştılar böyle. Hızlıca yaklaştılar. Telefonlarla böyle. Geldiler, bir anda indiler falan filan böyle. Ne oluyor, ne oluyor, bir şeyler konuşuyorlar. Olay sadece arabanın bozulmuş olması ve arabayı orada tamir ediyor olmaları. Ama onlar için çok ilginç bir olaydı. Bize çok komik geldi. Bu olay bayağı komikti yani. Böyle olacaksa... Bu olay bana komik. Anlatınca komik olmuyor ama o sahne komik diye. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Başka bir soruya geçelim. Sana da soru sormuş olabilirler. Öyle mi? Yani çok soru vardı, o yüzden şu an tamam. Hangisini hatırlamıyorum. Yani. Tamam. Kabaca hatırlıyorum. Cevaplarız ya. Hadi bakayım. Peki cevaplama hakkınız var mı? Yok. O kadar yani. Yok. Cevaplayamazsın. Adam sormuş insanlar. Tamam. İşine nasılsın başladın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İşime nasıl başladım? Ben normalde lisede resim çiziyordum, lise 1'de. Sonra dedim ki ben iç mimar olacağım. İç mimarla dair her şeyi öğrenmeye başladım. Programları öğreniyordum, stajlara gidiyordum falan filan. Lise 1-2. Sonra iç mimar olacağım diye kendimi doldurdum 4 sene boyunca. Hep böyle mimarlığa dair şeyler çiziyorum falan filan. Sonra gittim üniversiteye. Üniversitede
Üniversitede iki tane sınava girdim. İş mühendisliği ve grafikerliğim. Şeylik kadın dedi ki, oradaki kadın, bir tane daha bölüm yazmanız lazım dedi. Dedim, ne var? Dedi, bunlar var, bunlar var. Tamam dedim, yazalım. Şey, iletişim tasarımı yazalım dedim. Yazdım. Sonra onu yazdıktan sonra, ben tabii iş mühendisliğe girdim. Okey. Grafikerliğe girdim. Okey. Yani iyi çizdim onlarda. Sınavlarda benim için çok iyi geçmişti. Sonra bir de iletişim tasarımı. Baktım lan bunun mülakatına gireyim dedim. Mülakatla alıyorlarmış. Sanat Tasarım Fakültesi'nde o zaman mülakatla alıyorlardı iletişim tasarım bölümüne. Allah Allah dedim. Bekleyeyim dedim. Evde bir işim yok. Ne yapacağım? Yani gidip eve falan filan diye. Neyse sonra gittim. Şey yaptılar. Mülakata aldılar beni. İşte ne yaptın, ne ettin? O zamanlar ben bir tane film çekmiştim. Okumuyordum o zamanlar. Ve kuzenimin adıyla katılmıştık. Ethem'in adıyla. Erzurum Kar Film Festivali'ne Elveda diye bir film. Yani kötü bir film ama onu biz onu ödül almıştık. Yok. Kötü diye mi izlettirmedin? Evet. Neyse onu ödül almıştık. İzletirim. Onunla ödül almıştık. O ödülü söyledim işte falan filan. Dedim kendini geliştirmek için ne yapıyorsun dediler. O zamanlar YouTube'dan falan çok fazla böyle sinemaya dair bilgiler edinmiyordu. Ben de kitaplar okuyordum kısa film yapımına dair falan. Onları söyledim. Sonra çıkışta şey dedi hoca. Eğer dedi bu bölümü istiyorsan dedi seni buraya alacağız dedi. Beni kilitledi böyle. Bu arada ben bu kadar detaylı bilmiyorum, size anlatıyor. Ben aynen. Yüzeysel bir şekilde biliyordum. Ben anlatmadım ki burada şey olsun diye. Evet. Sonra hocaya dedim, evet hocam burayı istiyorum dedim. Çıktım. Ulan dedim ne yaptım ben? İş mimarlığı okulda hazırlandım falan filan. Kendim de şey yaptım ama iş mimarlığı hazırlandığım o süreçte yani lisede 4 yıl boyunca hep hocam bana sinemaya dair bir şeyler anlattı. O yüzden ben sinemayı çok sevdim. Neyse sonra işte iletişim tasarımı okumaya başladım. İşte ikinci sınıfta Kanal D'de bir şantiye diye bir oluşum vardı. Orada 7 tane kanal yönetiliyordu YouTube'da. Oranın mülakatına girdim. Kurgucu beni mülakata aldı. Ekim Acun bu arada. Çok da sevdiğim bir insan. Böğrüme ağrı girdi. Vay. Duygulandım. Vallahi ağrı girdi. Neyse. Orada peki ne kadar çalıştın? Staj yaptım orada önce. 1,5 ay, 2 ay falan. Ondan sonra bir sonraki dönemde zorunlu stajımı yine orada yaptım. Orada çok şey öğrendim. Sonra orada stajım bitmeden, bittikten sonra o dönemleri tam hatırlamıyorum. Şeye girdim. Barış Özcan'ın şirketine girdim Türkiye'deki. Erhan Bey'le işte birlikte çalıştım. YouTube. Aynen. Basfile deneysel bilimi yapıyorduk orada. He Barış Bey. Basfile deneysel bilimi yapıyorduk. 2-3 tane daha kanal yapıyorduk. Basfile deneysel hala devam ediyor bu arada. Hani hiçbir fikriniz yoksa bir bakın. Çok da güzeldi. Basfile şu Atakan. He, Atakan'ın oldu. Atakan. ÇG'deki Atakan. Çok eskiden beri çalışıyoruz. ÇG? Çok güzel hareketler. Pardon çok güzel hareketler. Diyorum ÇG. ÇG. Sonra. Atakan'ı zaten çok güzel hareketlerden dolayı biliyoruz ya. Ben işte oradan bilmiyorum. Atakan çok şeker bir insandı. Sen neyse. Bana göstermedin önce bu arada. Ben Atakan sadece Atakan'la Basfi'yi ayrı insanlar olarak biliyordum. Çok iyi çalışmışız demek ki. Bu onu gösteriyor. Evet. Neyse. Ya onu karakter olarak tasarlamıştık çünkü. Yani ben tasarlamadım da tasarlanmıştı. Biz de hep ona ayak uyduracak hizmetler veriyorduk. Ben işte stajdan sonra oraya girdim. Erhan Bey'le çok 1,5 sene çalıştım. Barış Bey'le çok Skype yaptık. O bana anlattı. Kurgu nedir? Nasıl yapılır? Nelere dikkat ediyorum? Kendi kurgularımı nasıl yapıyorum diye. Oradan sonra ben çıktım ve freelance hizmet vermeye başladım. Böyle başladı benim hikayem yani. Ve güzeldi. Güzel. Hep bize soru sorsunlar. Biz bayağı muhabbet ediyoruz seninle. He ama güzel oluyor işte. Güzel oldu. Ve tanımıyor insanlar. Sen de pek iş geçmişimi de bilmiyorsun. İyi oldu. Evet o kadar çok yüzeysel biliyorum. Yani burada çalıştım, şurada çalıştım. Bu evet. Kadar diyebiliyorum. Çok herkes yüzeysel anlatmam. Biliyorum. Herkes anlatmam değil. Bütün milyonlar diyormuşum. Milyonlar evet. Olursa bir gün onları da anlatırız. Hazır mısın? Evet evet. Sıradaki soru için. Fırat mı daha çok güldürüyor yoksa Ceyda mı demiş? Şöyle bir şey var. Ceyda ablaya hep gülüyorum. Ceyda abla. Ara ara düzenli olarak hep güldürüyor. Ama Fırat abi bazen gülüyor. Bir güldürüyor. Bayağı güldürüyor yani. Öyle mi? Evet. No problem bence. Bu kadar da yanmaması lazım. Bu çünkü baca çok çekiyor. Benim aklım ateşle bir alakası yok. Acaba odun mu atsak biraz daha? Atarız. Sen anlat. Ne? Her kim? Öyle. Ceyda ablaya hep gülüyorum. Ama Ceyda ablaya tüm Türkiye gülüyor. Ben ilgilenemez. Ben gülüyorum. Gülüyorsunuz, gülmezsiniz. Evet. Ben gülüyorum. Fırat abi, yani Ceyda abi de düzenli olarak gülüyorum. Fırat abiye nadir gülüyorum ama güldüm mü de gülüyorum. Hakkını vererek gülüyorum yani. Cevap tatmin etti mi bilmiyorum. Sevgili ben tatmin oldum. Rumi Sacar. Ama ben Ceyda abi. Rumi Sakar'dır kesin o. Ha? Ceyda abi gülüyorum yani. Fırat abi aslında. Fırat abi çok komik bir yapısı var. Evet yani. Ya Ceyda komik. Ablanın da var ama Ceyda abla böyle. Ama Ceyda abi tüm Türkiye gülüyor. Fırat abi tüm Türkiye gülmüyormuş şimdi ne demek istiyorsun? Hayır estağfurullah öyle demek istemedim. Tabii ki de Fırat abi kesin böyle.
Yakalandık, kesmeyeceğiz. Kesin. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ama bana gösterme. Görünce heyecanım kaçıyor. Her sitedeki soru için heyecanlı olup olmadığını soracağım galiba sana. Heyecanlı değilim çünkü bu soruya çok iyi girdim. İyi bir cevap verdim. Tamam, gönder gelsin. Çekim yaparken kamerayı tuttuğun için kolunda sıkıntılar oluyor mu yazdım? Bateristlerin kollarında sıkıntılar olur ya, onun gibi. Aslında olmuyor ve oluyor. Şöyle, dirseklerimde bir hissizlik mevzusu var ama o benim çocukluktan beri çok fazla bilgisayarla oynamamla ilgili, hep mouse klavyeyle ilgili. Ama boynum çok ağrıyor. Çünkü şöyle bakmak zorunda kalıyorum bazen. Evet. Böyle durunca, hep böyle durduğum için ters uyumuşsunuz gibi oluyor aslında. Şöyle uyuduğunu düşünsene. Sabah uyanınca ne olur? Şurada bir ağrı olur ya, aynı öyle. Böyle çektiğim için... Aslında ya da böyle çektiğim için. Böyle dolaşıyor sürekli o yüzden. Nasıl boynu dolaşıyorum? Boynu tutulunca falan. Evet ya, böyle bütün dönüyorum. Ya şuralarım da çok ağrıyor. Biri masaj mı yapsa acaba bana? Ama çok benim maalesef öyle bir sıkıntım var. Ben ortopedik olarak çok şey değilim yani. Ama o eski kameramanlar 15-20 kilolar, 30 kilolar öyle bir şey olmadığı için bir problem yok ama duruş bozukluğu oluyor aslında. O da ama nasıl çalıştığınıza bağlı. Ben mesela yani şimdi YouTube dediyse öyle, siz şimdi mesela 1 saatlik video izliyorsunuz. Biz onu 8 saat çekiyoruz ya. O 8 saat aktif kalmanın vermiş olduğu bir handikap oluyor. Yoksa öyle çok şey yok. Çok yoruculuğu evet, yok ama... ya. Kamera tutmanın. Benim sende gözlemlediğim şeylerden bir tanesi de bilek ağrısı, bileğinde bir ağrı. Bileklerim evet oldu. Çünkü koldan hep böyle tutuyorum. Şöyle tuttuğum için bu böyle, burası böyle kasılıyor aslında. Bu da böyle oluyor. Ama o da şeyli, shoulder rig kullanırsanız, omuzunuza tutarsanız kamerayı, orada da farklı yerleriniz ağrır. Aslında şu, 2 saat çekim yapıp dinleniyorsanız ya da ne bileyim 30 dakika çekim yapıp 10 dakika 15 dakika dinleniyorsanız bir problem yok. Ama bazen 2,5-3 saat aralıksız çekim yapmak gerekiyor. O çekimler beni yoruyor. Çay mı kahve mi demişler. Güzel soruymuş ha. Bir Rizeli'ye sorulabilecek en tehlikeli sorulardan biri. 5 yıldızda kahve dersen beni vururlar. Vururlar mı? Vurmazlar. Sabah kahve, akşam çay. Çünkü bence... bazen uyanmak zor oluyor. O yüzden sabah kahve içmeyi tercih ediyorum. Çay mı, bence kahve mi? Kesinlikle kahve. Ben kahve insanıyım. Seni de çay insanı yapacağız. Biraz oldum bu arada. Evde kendim çay demliyorum tek başıma yani. Düşün bak, öyle bir krize giriyorsun ki. Evet. Şurada da teyzemler oturuyor. Çok güzel. El sallıyordu geçen teyze. Evet. Şöyle buradan el sallıyor. Öyle değişik bir durum söz konusu oldu. Herkes birbirine çok yakın. Hoş, tatlı. Selamlar teyze. Bak çıktı. Vallahi mi? Evet. Yusuf galiba. Yusuf. Kaç yaşında Yusuf? Yusuf olabilir. Yusuf küçük. Yusuf'a videodan el salladım. Evet. Videodan artık el sallarsın Yusuf. Evet. İzliyorsan. Sen bakıyorsun. Sen iyi kopya çekiyordun herhalde. Çok iyi çekiyordum. Abi üzümü kuru yemiş saydığım videodan bir tane daha gelir mi yazmış? Gelir çünkü burada ben çok ilginç bir bilgi aldım. Burada laf aramızda incire yemiş diyorlar. İncir yemiş olabilir mi? Yani bir incirin yemiş olması bütün meyveleri yemiş kategorisine koyar ki biz aslında bütün meyveleri yemiş olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla incir yemiştir, evet. Yorumlara yazsınlar bakın, hangi bölgelerde yemiş diyorlar incire? Yani incirin yani taze haline. Yani bu kadar insanın işi gücü yok. Merak ettim. Herkes yemişi yorumlarda diyecek ki... Ya ben Ege'liyim yazsın mesela. Ben Ege'liyim, yemiş diyorum desin. Biri desin ki ben işte Karadenizliyim. Ben başka bir şey diyorum desin. Biri desin... Peki efendim buyurun, yorumlarda incir konuşalım. Marmara'da yaşıyorum ama biz böyle diyoruz desin. Yorumlarda incir konuşalım. Evet. Burası çok duman altı oldu. Buradan bir pencere açmamız lazım. Hakikaten niye böyle oldu? Hani mükemmel yapıyordun yani, seninle alakalı bir sorun yok değil mi? Ya geçen bacayla ilgiliydi, ne oldu? Biraz odun atalım mı ona? Atalım, sen pencere aç, ben odun atayım. Tamam. Allah'ım gözlerim acayip olacak. Bu ama yanlış pencereyi açtın. Tamamen buradan akış var şu anda. Yani. Şuradan açman lazım. Tamam ben. Bu fikir kimindi ya, bu ateş yakma fikri arkaya? Senin. Benim değildi, senindi ya. Kimin? Senindi. Ayaklarınız düşmesin. Alın ayaklarınızı yukarı. Oh, tam istediğim ortam şu anda. Acaba evet. Rüzgar yanlış yere estiği için mi öyle oldu? Rüzgarın estiğini düşünmüyorum şu anda. Tamam. Bakayım. Nasıl yani? Tamam. Ağaç var aşağıda ya. Tamam. Bu işi nasıl yapmaya karar verdin? Yunis yazmışlar. Bu işi nasıl yapmaya karar verdim? Resim çizerken hep sinema hakkında konuştuğum için içimde sinema yapmaya dair bir arzu hep tetiklenmişti. Çünkü farklı dünyalar yaratıp içinde yaşayabilme arzusu vardı. Bir hayalperest olarak. Ama gelin görün ki hayat öyle bir şey değilmiş. Ama evet, yine de ben kısa filmlerimi çekip onların içinde tasarladığım dünyalara bağlanıyorum. Orada bir sıkıntı yok ama uzun metraj bir film yapmak biraz zor. Yani ama şey mesela, sizin o emek kokan işte bölümlü olanı izledim. Mesela bir anda güneş çıktı.
Şu an gözlerimiz felç. Evet. Hani o emekleriniz, işte kamera arkasını görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Beni de ediyor. O yüzden hani bir de bunun bundan beslendiğini öğrenmek de çok değerli. Ben, yani biz aslında bayağı önceden beridir bu işi yapıyoruz. Bak ben YouTube'a ilk kez video yüklemiyorum. Benim bisiklet videolarım var, filmlerim var. Ondan önce kendi kendimiz çektiğimiz gezi videolarımız var. Ya buraya doğru ben aslında bir yolun içindeymişim. Eğrildin değil mi? Evet. Bence? Evrildim. Evrildin. Eğrilmek şöyle bükülmek. Oluyor. Cevap vermişim. Eşimle birlikte kısa film çekmek istiyoruz demiş. Çok iyi denk gelmiş bu arada bu sorudan sonra olması. Hiçbir bilgi birikim ekipman yok. Ne önerirsin? Kral yazmış. Eyvallah kral. Hatice galiba. Şimdi Hatice Hanım şöyle bir durum söz konusu. Ne öneririm? Bol bol tabii ki film izleyin ama bunlar çok klişe öneriler. O yüzden ben size şunu söyleyeyim. Denemeniz lazım. Bir fikir belirtin kendinize yani. Bir ortak bir fikir çıkarın ortaya. Deyin ki bir adam var. Biz hep hikayelerimizi böyle başlatırız. Bununla ilgili aslında bir tane podcastimiz var. 4 kişi oturup bir hikaye nasıl oluşturuyoruz onunla ilgili. Henüz yayınlamadık bilmiyorum yayınlar mıyız. Bir adam var diye başlıyor bizim hikayelerimiz. Çünkü 4 erkek bir masaya oturunca bir kadın var diyemiyoruz. Onların gözünden hayal edemiyoruz. Çok zor oluyor. Bir adam var deyip İşte ne yapıyor? Çantasını sırtına aldı. Nereye gidiyor? İşte yemek yemeye gidecek. Ama işte parası yok. Evde yapmaya karar veriyor. Buzdolabını açıyor. Yumurta yok. Dışarı gidiyor. Yumurta çalacak. Yani bir hikaye belirleyin. Giriş gelişme sonucu olsun. Ve onu herhangi bir şeyle, isterseniz toz makinesiyle çekin. Önemli değil. Çekip bir bakın. Olmuş mu? Nereler eksik? Neler yapabilirsiniz diye. Deneyerek yaptığınız zaman çok hızlı mesafe kat ediyorsunuz. Çünkü hem diğerleriyle kıyaslayabiliyorsunuz hem de yaptığınız yanlışları görebiliyorsunuz. Ama bu amatör yaptığınız işleri eğer uzman nispeten daha uzman birine gösterirseniz ve oradan da bir eleştiri ya da onay alabilirseniz o zaman kusursuz oluyor. Bence bu arada üniversitelerin de en önemli noktası bu. Bizim bölümümüzde en azından. Ben üniversite okurken bir şeyi tasarlayıp bir hocama götürüp bu olmuş mu dediğimde hayır olmamış çünkü bundan dolayı olmamış demesi benim gelişmemi sağlıyordu. Bence üniversitenin en önemli özelliği bu. Bir danışmanlık hizmeti vermesi tabii aslında. Tabii ki de yani aslında mentorluk sağlıyor sana. Aynen öyle. Ve hocalarım da iyiydi yani. Eğer çekerse bize de göndersin mi? Olur. Biz bir izleyelim yani, merak ederiz. Bir senaryo ve şey yaptıysanız biz YouTube'daki bütün yorumları okuyoruz. O yüzden YouTube üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yani bana bir şu son videolardan birine bakın böyle bir film çektim derseniz Instagram adım şu bu falan diye ben oradan sizi bulurum, bakarım. Senaryosu olan yani senaryo olması şu demek değil. Sahne bir bilmem ne gün falan böyle kurallara ihtiyaç yok. Hikayeyi atın bana bir de görseli atın sonra biz onu bir izleyelim. Üzerine ben size metin yazayım. Yani neler olmamış diye. Çok acımasız olabilirim. Ama olsun. Çok önemli bir şeydir bu. Siz de onun üstüne katmaya çalışın falan filan. Güzel olur yani aslında. Şey olabilir belki. Alanında çok ilerlerse birlikte film bile çekebilirsiniz. Ha, olabilir tabii ki. Niye olmasın? Neden yani? Olmasın? Ya, sen bu... takipçinle film çekiyorsun. Ya bilgi paylaşımı çok kıymetli bir şey. İnsanlar genelde bu ülkede çok fazla bilgilerini dışarıya açmıyorlar. Herkes kendi içinde kalsın, benim olsun düşüncesine sahip ama öyle bir şey yok yani. Ne biliyorsam sizindir. Soğanlı menemen mi, soğansız menemen mi? Soğansız menemen çünkü soğan... Yani bu konuda ayrışabiliriz, saygı duyuyorum. Ama soğan işin içine girince o menemen olmaktan çıkıyor, bir yemeğe dönüşüyor. Yemek. Bence soğanlı. Ha işte. Saygım var bu kadar. Ben soğan çok seviyorum. Soğan seviyorum ama menemende yeri yok onun. Var. Hayatım bak soğan nedir? Bir bağlayıcı aslında değil mi? Nohuta koyarsın tamam. Taze fasulyeye koyarsın tamam. Kuru fasulyeye koyarsın koyar mısın? Koyarsın tamam. Koyarsın. Çorbaya koyarsın tamam. Şeye, ama menemen... Kuru fasulye koyup koymadığını düşündüm de o yüzden. Evet, ben de onu düşündüm. Vardır illaki. Neyse hiç yapmadık bir kuru fasulye pilav yapalım. Yok ya soğan koymuyor. Bütün yemeklerin harcında soğan var. Ensem yandı bu arada. Bütün yemeklerin harcında soğan var. Değil mi? Senin saç var ya o bloke ediyor. Evet. Benim dönüyorum kulak yanıyor. Şu kulağım kıpkırmızıdır ya. Değil mi? Şu an domates gibisin. O yüzden. Ooo domates. Sen de patates gibisin. Evet gelsin. Soğansız ya ben soğansız tercih ediyorum. Gelecekten beklentilerin neler yazmış? Bu sorunun cevabını başka bir videoda anlatabilirim. Çok uzun. Tamam. Gelecekten beklentim şu. Hocam ben gelecekten ne beklediğimi bilmiyorum. Ya gelecekten beklentim şu. İnsanlara dokunabildiğim yani onların iyiliği için bir iz bırakabildiğim, bir insana dokunabildiğim bir gelecek hayal ediyorum. Birinin gelişimine, hayatına katkı sunabiliyorsam bu beni mutlu ediyor.
Bu başkaları için yaşamakla ilgili bir şey değil. Tabii ki kendim için ideallerim var. Ama bir gelecek planlıyorsak mutlaka çevremdeki insanlara, sevdiğim insanlara, bir küçük çocuğa ya da sizlere bir şekilde bir katkı sağlamak, onların geleceğinde geçmişte anılmaya değer bir an bırakmak geleceğim için en büyük dileğim. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Ben de üstüne bir şey koyamıyorum o yüzden. Sen genelde zaten sadece soru okuyorsun şu anda. Evet. Olsun. Tamam. O sırada bir soru ortak bir gelecek olunca 41 dakika olmuş. Filmlerin devamı gelsin demiş. Gelsin. Geliyor. Bir abi şöyle bir şey var. Filmleri çekerken bir araştırma sürecinde ve yazım sürecinde olduğumuz için çok fazla kolay olmuyor bir işi ortaya çıkarmak ki bu ben hem yoğundum hem de farklı işlere de girdiğim için şu anda olduğu gibi aslında filmlerin gelişim ve oluşum süreçlerini %100 üstlenmediğimiz bir tasarıyla filmleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ama gelecek mutlaka yani. Orada şüpheniz olmaz çünkü benim içimde bir şey var. Film çekmem gerekiyor diye bir organım var galiba. Sürekli diyor ki film çekmen lazım. Vallahi öyle bir şey var bende. Işık yanıyor. 12 tane film çektim. 12 tane. 12 senede de çekmedim yani. Her yıl 2 tane falan çekiyorum. O yüzden geliyor. Film çekmen lazım. Neden şimdi YouTube demiş ama neden değil bak neden? Neden YouTube? Neden? Çünkü şöyle, bugüne kadar hep farklı insanlara hizmet verdim ve gördüm, öğrendim, birçok şey deneyimledim. Dedim ki ya ben niye bunları kendim için yapmıyorum? Çünkü birçok alana hakimim, her şeyi gördüm. Fırat abilerle 5 yıldır çalışıyoruz, ondan önce Barış Özcan'la çalıştım. 5 yıl oldu mu ya? 2 sene Barış Özcan'la, 7 yıldır dijital medya YouTube yapıyorum. 2024 bayağı yılındayız, belki 8 yıldırdır. Aynen, çünkü ondan önce stajım var. 8-9 yıldır yapıyorum neredeyse. Yıl 2024. 2015'ten beri YouTube'dayım yani. Niye ben kendime içerik üretmeyeyim dedim. Ve o yüzden YouTube'a girdim. Aklıma geldi bu arada. Böyle oldu yani. Neden şimdi YouTube? Aslında şey olmadı. Vlogları da biz hadi ya koyalım işte çekelim diye de vloglar için konuşuyorum. Evet zaten ilk vlogu izlerseniz şey diyoruz. Böyle bir şey denedik. Seviyorsanız devam ederiz dedik. Sevdiniz. Onu de devam çekelim edelim bakalım dedik yani. Koyup koymayacağımızda muallaktaydı değil mi? Evet. Kurgusuna baktık. Fena olmamıştı. Şöyle düşündük çünkü. Yani vlog aslında bu kanalın amacı vlog çekmek değildi. Film çekmekti ama film çekme süreci o kadar uzun ve zor ki mecburen YouTube'da istikrar isteyen bir şey platform ve süreç. Mecburen aslında başka içerikler üretmemiz gerekiyor. O zaman dedim ki ben çünkü artık kamera tut, ışık yap, onu yap, bunu yap. Yoruluyorum. Yani mesleğim bu çünkü. Evet. Şu kamerayı alıp şunu yapabileceğim bir şey istedim. Kendi deneyimlerimi aktarabileyim diye. O yüzden şimdi. Bir de hani orada tarihi eser bırakıyorsun aslında. Ya çok kıymetli bir şey. Geçmişe dönüp baktığınız zaman şey oluyor. Biz mesela bisiklet videolarımız var ya. Ya birlikte izliyoruz. Ethem'le birlikte çekmiştik. İzliyoruz diyoruz ya nereleri gezmişiz, neler yapmışız. Oradaki muhabbetleri tanık oluyoruz. Daha gencim falan. Çok güzel bir şey bırakıyorsun. O yüzden de benim hep bir bağım vardı zaten oluşturulan bu videolara. Şimdi daha da çok var. Güzel, hoş yani. Abi depresyonda mısın demiş birisi. Değilim ya. Ne depresyonu olacağım? Ben varken hayatımda depresyonu olmam mümkün mü? Ben hep çünkü böyle poz veriyorum Instagram'a. Niye biliyor musun? O sıkılmışlığım var ya benim bazı şeylerden. O dile geliyor bende. O yüzden. Yoksa gibi. Ben çok gülen bir insanım. Ama şey değil yani o. Lanet olsun çok sıkıldım vesaire değil de. Yok ben Instagram'daki insan değilim gibi koştum, sanki. Koştum yoruldum gibi. Evet evet öyle. Beni normal hayatta görseniz hep böyleyim. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz falan. Hep böyle geziyorum yani. Değiş. Yan, aferin güzel, çok güzel. Görünmüyor mu? Yes. Görünmeyecek diye ödüm kopuyor yalnız evet. Benim farkındasın. Sarı, kırmızı, arkada ateş. Aa çiçekler de çıkıyor. Okay. Yalnız çiçeklerim. Burası komple yandı böyle. Yes. Güzel, gelsin. Ama lütfen kopya çekmeyin. Filmleri nasıl bu kadar kaliteli çekiyorsun abi yazmış. Ay teşekkür ederiz. Dur bekle. Nihat'mış ismi. Ben tanıyorum benim hikayelerimi beğeniyor öyle kendisi. Mi? Evet. Vay Nihat şimdi... Selamlar. Selamlar. Şöyle bir şey var. Çok kaliteli değil. Böyle yaklaşmazsak zaten daha kalitesini asla yapamayız bence. Bu sinema sektöründe bence işi öğrenmek, fotoğraf çekmek, işin tekniğini bilmenin dışında bakmayı bilmek diye bir şey var. Ben iyi baktığımı düşünüyorum. Yani bir objeyi nasıl konumlandırman gerektiği, nasıl ışık alması gerektiği. Çünkü onu da şuna bağlıyorum. Ben 6-7 yıl resim çizdim ve o resme bakarken ışığın nereden geldiğini, nereden geldiğinde daha estetiğinin iyi olacağını biliyordum. Sergilere gittim, ressamların tablolarını inceledim. İdealin ve
iyi olanın ne olduğunu öğretti bana hocam. O yüzden baktığım şeyin ne kadar estetik olduğunu algılayabildiğim için belki teknik bağlamda her zaman yeterli olmasam da ya bu iyi ya da kötü diyebiliyorum. Eğer görsel olarak bir zenginlik varsa filmde bence temel nedeni bu. Ve teşekkür ediyorum böyle düşündüğün için. Ama bence tabii ki eksiklikler var. Benim kadrajını en çok sevdiğim filmlerden bir tanesi Gölge'dir. Fırat abiyle çektiğimiz film ama bütün filmlerimin bağlılığım var. Evet. Tabii geçmişte o 2014'te mi ne çektim ilk filmi. Onlar biraz deneme aşaması. Onları da belki bir gün yayınlarım. Neyi yapmamanız gerektiği konusunda size bir yol gösteririm. Ama senin estetik bakışının çok kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Ben de çok, bugün çok övgü var. Bende öyle bir bakış açısı yok. Yani zaten sen bu alanda uzmansın. Tabii ki de öyle olacaksın. Ama hani bu şey şartına koşmuyor. Hani böyle dedim diye işte sen bu alandasın mükemmel bir şekilde estetik bakış açısıyla bakmak zorundasın gibi bir şey algılanmasın ama sen de yani senin gördüğün bakış açısı çok farklı. Çünkü dünyaya bakış açısıyla da ilgili olabilir. Ya mutlaka herkesin kendi kattığı bir şey vardır zaten yaptığı şeye. Ama ben küçükken mesela 3. 4. sınıfta falan tüplü bir televizyonumuz vardı. Çizgi filmleri durdurup oradaki çizgi film karakterini hemen çizerdim. Ve bunu çok fazla yaptım. Bir tane not defterim vardı ama yok artık tabii ki. Ve çizgi film bitmesin diye, çünkü çizgi filmi de izlemek istiyorum. Bugs Bunny çıkıyor mesela. Ya hemen sahnesini durduruyorum, çiziyorum. Top devam ettiriyorum ki sahne devam etsin ve bayağı iyi çizerdim. Zaten o yüzden Kerem abi, yine kanaldaki Kerem abi, anneme babama dedi ki Yunus çok yetenekli, siz bunu resim dersine gönderin dedi. Ve ben ondan sonra resim dersine gitmeye başladım. Yani aslında aileyi aydınlatmak da bu konuda bence çok önemli. Çok normal. Değerli. Bizim şimdi şöyle bir şey var. Ailelerimiz bizden 20 yaş büyük oluyorlar. Aslında bir önceki nesil oluyor. Onlar resmin ne kadar ufuk açtığını, resmin ne kadar iyi noktalara ulaştırabileceğini bir insanı bilemeyebilirler. Yani sizinle aynı fikirde olmayabilir aileleriniz ama onlara bunu anlatmak gerek. Çünkü onların ideal büyüme standartlarında belki memur olmak var. Hiç belki yani fiziksel olarak bir işte bulunmak var. Ama siz oturduğunuz yerden kurgu yaparak mesela işinizi, hayatınızı devam ettirmek istiyorsunuz. Bunu onlara anlatmak gerekiyor. Yani çatışarak, ben çok çatışmadım ama çatışarak verimli olanı da çok görmedim. O yüzden onları biraz şey görmek lazım. Yani nasıl biz de aslında bundan 10 yıl sonra bize bir şeyler anlatacaklar ve biz onları anlamaya çalışacağız. Biz de şu anda onlara bir şeyler anlatmaya çalışacağız ki bizim bulunduğumuz şartları vesaire bence kavrasınlar. O teşekkürler bu cevabınız için. Çok uzun oldu ya. Ne soru neydi? Kaç yıl sosyal medya kullanmadan nasıl yaşadın ya? Sen cidden yazmış. Sosyal medya kullanıyordum. Kendime kullanıyordum. Kullanmıyordum ya. Doğru diyorsun. Ben story atmazdım. Post atmazdım. Nasıl yaşadım? Güzeldi hayat. Bir problem yok ki. Ne olacak kullanmak? Yani ben de bir dönem kullanmadan yaşadım. Çok da böyle şey değil ama uzak kalmış gibi hissetmek duygusu da var sanki. Evet. Bir şeyler sanki kaçıyor da sen yetişemiyormuşsun hissi var. Evet. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Şöyle bir şey var. Instagram'ı aktif olarak şu an kullanıyorum ya. Ama arada bir, ben sizi unutuyorum ya. Geçen unuttum sizi. Ondan değil, yok onu demeyecektim. Arada bir 3 gün mesela bir arınma. Telefonun çekmediği bir zaman dilimi geçirmek. İnternetten uzaklaşmak falan iyi geliyor. Onda hemfikirim yani. Ama hiç kullanmamak bir geç kalmışlık hissi veriyor. Bir şeye de geç kaldığımız yok da. Ya o işte toplumsal bir algı. Çünkü arkadaşın Instagram'da geziyor. Orada TikTok'ta geziyorlar falan. Onları izliyorsun yani. O yüzden diyorsun ki benim niye yok? Abi ki ile şöyle bir dünden bugüne yapsam bence iyi olur. Okuduğum bölüm, doğduğun yer, hayatın vesaire demiş. Bence bu soru cevapta o işi çözeceğiz. Tamam. Bir ağırlık çöktü biliyor musun? Şöyle uyuyasım var. Küçükken ne almak istiyordun demişler sana. Ya ben ne bileyim lan? Şeyci. Köfteci olmak istiyorum. Evet, ben köfteci hep ticaretle ilgilenmek istiyordum aslında. Küçükken ne yapıyordum biliyor musun? Evdeki ikinci el eşyaları alıp kimsenin kullanmadığı, soruyordum evde bak, anneme falan sor, sana söyler. Şu, soruyordum mesela, bir şey buluyordum, ne bileyim, şunun gibi bir şey buluyordum mesela. Bu lazım mı? Bunu kullanıyor musunuz? Çünkü şey var, biriktiriyordum bunları, sonra gidip tezgah açıp satacaktım. Bunu anlatsın değil mi? Şu an öyle bir şey yapıyorum. Bilmiyorum ya, ihtiyacınız yoksa satabilirim onu. Böyle bir ticaret kafası vardı ama bizim okulun çıkışında bir köfteci vardı. O köfteci arabasından bir tane, herhalde ölmeden önce bir köfteci arabası açacağım. Böyle bir hayalim var. Bu kadar vizyonsuz demeyin bana. Köfteci arabası kutsal bir şey. Çünkü oradaki köfte her zaman lezzetli olur. Ve yemek çok kıymetli bir mevzu. Aha, şimdi eski köfteler nerede? Var. Var, yedik. Hepsine gideceğiz. Öyle yavaş mi? Yavaş, evet. Bu videoda değil tabii. Tamam. Evet. Ne tür hobilerin var abi? Bu arada seviliyorsun ya. Allah razı olsun, siz de seviliyorsunuz. Bir de kalp emojisi atmış. Ne, nasıl yapılıyordu lan?
Evet. Şöyle mi? bunu yapınca ben görüyorum kalpı. Sen şey kalpı. Gibi oldu şöyle. Bunu siz göremiyorsunuz ki. O ne lan? Kalp. Nerede yapılıyor bu? Ha pardon. Yok. Şöyle şöyle. Evet. Ya çok zor ya. Tamam işte. Tamam ben size kalp gönderiyorum arkadaşlar. Eskiden şuydu kalp. Kalbimdesin. Eyvallah. 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 Neydi? Soru neydi? Ne tür hobilerim var dedi. Hobilerim? Kamera tutmak. Film çekmek. Ateş yakmak. Yok hobilerim, hobi değil onlar ben artık. Ateş yakmak o. Yok ben resim. Tek hobim var. Kitap okumak bence bir hobi değil. Resim benim hobim. Çünkü ben resimden para kazanmayı hayal ettiğim bir yolculuğun içine girmiştim. Kazanmamayı tercih etmişim ki öyle görünüyor, kazanmıyorum. O yüzden şu an ben kara kalem çiziyorum. Kimse bilmez ama çiziyorum. Kara kalem çiziyor ve çok güzel kara kalem tabloları var. Ya beni övme artık. Tamam. Fotoğraflarını çektim. Gördüm, soruyu gördüm. İsteyenlere paylaşıyormuşum. Satıyormuşum falan. Eskiden daha çok çiziyordum. Şimdi 2 yılda bir eserse çiziyorum. Resim de unutulan bir şey değil. Çünkü bakma yetiniz her geçen gün gelişiyor. İşinden ve memnun musun? Kalem kullanma denen şey çok öyle unutulan bir şey değil. Bir iki pratikle hemen hatırlıyorsunuz. Resim hocam demiştik ki resim çizmek bisiklete binmek gibidir. Bu bisiklete binmek de her şeye benzetiliyor ya. Neyse anladınız siz. Hakikaten ya. Ne yapıyorum? İşimden memnun muyum? İşinden memnunum. Memnunum. Kitap dizi film şarkı ne? Kitap dizi film şarkı. Söyle. Tamam. Kitap. Ne? Öneriyor muyuz? Evet öneriyorsun hadi. 1, 2, 3. Darwinia. 2. Dizi. Prison Break. Film. Ama eskidir ama yani çok iyidir. Film. Film Children of Men. Şarkı? Şigidigi day. Şigidigi day 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 day. Şigidigi day 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 day. Şarkı önermeyeyim ama ben hep dinlemekten keyif aldığım ve ölünce de mezar taşımı yazdıracağım. Yapacak bir şey yok. Konuşma. Vasiyetimdir. Bir gün öleceğiz hayatım. Tamam öleceğiz de şimdi konuşma. Tamam. Neyim var ki rapten gayrı? Neyim? Ya en çok dinledim çünkü o beni çocukluğuma götürüyor. O yüzden seviyorum yani. Ne yok, yazıyor? Bir çizgi film karakteri olsan ne olmak isterdin? Bugs Bunny. Ne haber canım? Hayır. Hit olmak isterdim. O da çizgi film karakteri. Onlar da ne oluyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bundan sonra böyle... Tamam. Normal devam ediyorum. Tamam. Shit. Ama ben zaten shit'im. Ne oluyor ya ile? Nasıl tanıştınız? Sorusu geldi. Şimdi şöyle tanıştık. Anlatıyorum hazırsanız. Biraz uzun bir hikayesi var. Bir gün ben taksi çekiyorum. Telefonum çaldı. Dedi ki hastanenin önüne gel dedi. Gittim. Bindi arabaya. Bütün yol muhabbet ettik. Bir 15-20 dakika sürdü. O zamanlar kasaba var, şehir var. Şehir kasabaya biraz uzak. Şehre daha yakın hastane. Hastanenin önünden kasabaya doğru bir 15-20 dakikalık bir yolumuz var. Gidiyoruz, arabada muhabbet ediyoruz. İşte senin hikayen ne? Anlatıyorum diyorum işte ben para kazanıyorum burada. Kazandığım parayı işte aileme gönderiyorum falan filan diye. O da anlatıyor hikayesini falan. Şehre daha yeni gelmiş yani oraya. Sonra tam ben bırakacağım onu. Bir tane kırmızı ışık vardı tam karakolun önünde. Kırmızı ışıktan böyle durduk. Yeşilden de geçeceğiz, bekliyoruz. Gece saat kaç? 2 mi 3 mü öyle bir şey. Tam yeşil ışık yandı. Ben gazı verdim. Kırmızı ışık var. Tam kırmızı ışıktan yeşil yandı. Gazı verdim. Soldan bir tane arabaya bam diye bir çarptı. Allah. Tam şeydeyiz şu an. Şeydeyiz böyle. Afalladık böyle. Ne oldu? Kaza mı oldu falan filan derken Fırat abi arabadan indi. Arabadan indi. Sonra dedi ki ne yapıyorsunuz kardeşim? Arabadan inmeden önce bana dedi ki sen dedi sesini çıkarma. Ben her şeyi halledeceğim dedi. Tamam dedim. Arabadan indi. Dedi ki siz ne yapıyorsunuz, araba kaç bin dolar biliyor musunuz falan filan derken bunlardan biz 5000 dolar falan güzel bir para aldık. 250 dolara arabayı yaptırdık. Dolandırıcılık yani. Aynen. 250 dolara arabayı yaptırdık. 2000 dolar bana verdi. Aşağı yukarı 1000 dolar mı 2000 dolar öyle bir para. Geriye kalanı da cebine koydu. Ben de bir şey demedim, adam sonuçta iş yaptı yani. Sonra dedi ki gel dedi senle dedi insanları dolandıralım dedi. Tabii bunların hepsi bir oyunda oluyor. Çeteleşiyorsunuz gibi falan. Avukatlık şirketi kuralım dedi. Avukatlık şirketi adı altında dedi. İnsanları dedi. Birlikte dedi dolaşalım, takılalım dedi. Dolandıralım dedi. Dedim olur çünkü ben aileme para gönderemiyorum. Taksicilikten bir şey gelmiyor. Sonra biz Fırat abiyle bir güzel dolandırmaya başladık. Benim pembe bir takım elbisem vardı. Adım Jacob'tı. Ama ben hep iyi çocuğu oynuyorum. O da dızcı gömleği vardı bir tane. Onunla takılıyor falan böyle. İnsanları dolandırıyoruz. Organize olmaya başladık. Yanımızda adamlar, silahlı adamlar geziyor ama biz tertemiziz falan böyle. Sonra biz aslında GTA'dan tanıştık. Ben kaçak taksi yapıyordum GTA'da. Fırat abi de arabama bindi tesadüfen.
bir kaza yaptık. Kaza sonucunda ve o 15 dakikalık yol süresince yaptığımız muhabbetler neticesinde kaza sonucunda insanları dolandırmaya karar verdik. İnsanları dolandırmaya başlayınca da ilişkimiz daha da sıkılaştı. Sıkılaştıkça çeteleştiniz. Oyundan telefon numaramızı falan verdik birbirimize. İşte oyuna giriyorum. Oyuna girdiğim günlerde onu arıyorum. Neredesin abi? O beni arıyor falan. Telefonum çalıyor. Sonra tabii ben Fırat abinin Fırat abi olduğunu bilmiyordum. Birinci bölüm bitti. Yayını kapattık yani. Arabayı onardık falan filan. Orada dolandıralım mı dolandıralım falan filan. Birlikte biraz takıldık. Telefonlarımızı aldık. Kapattık oyunu. Arkadaşım vardı Arif. Dedi ki o dedi yayıncı dedi. Ne yayıncısı ya dedi. Bir baktım Bitpack. Fırat abiler yani. Ondan sonra ben gördüm Fırat abileri. Tanıdım yani. Onların olduğunu onayladım bağlamında. Ondan sonra biz oyunu oynamaya devam ettik. Sonra dediler ki işte ya YouTube'a gireceğiz artık. Vlog falan çekeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ben dedim zaten Barış Özcan'la çalışmıştım. Deneyimliydim. Dedim ben dedim yardımcı olurum abi dedim. İyi dediler gel konuşalım. Gittim konuştuk. Sercan abi vardı. Fırat abi vardı. Ceyda abla vardı. Utku da içerideydi herhalde Cancık. Utku da içerideydi herhalde. Hayır bana soruyorsun ya. Herhalde içerideydi Utku. Bak şey ben biliyormuşum gibi. Sonra... Utku geldi bak. Aynen Utku geldi. Utku da içerideydi aynen. Sonra toplantı yaptık. Onayla her şey okey tamam dedik. Çalışmaya başladık. İlk vlogumuz... iVlog şakasının olduğu vlog. İlk onu çektik. Evet biliyorum. Mecidiyeköy'de. Evet biliyorum onu. Şey oyuncu koltuğu vardı bir tane. Gide. Çok utanmıştım ama ilk gün çekimdeyken. Hatırladım. Şimdi böyle tanıştık. O yüzden şunu söylemek istiyorum. İnsanlar size mesela oyun oynuyorsunuz. İşte enseme şamdan atmış gibi değil mi birisi? Şu o yüzden insanlar size şey diyebilir. Çok fazla oyun oynuyorsun. İşte dikkatini hiçbir şeye vermiyorsun falan filan ama eğer inanıyorsanız bir şeye yapın yani. Evet, çünkü ben oyun oynadım. İnsanlar bana hep dediler ki senden bir şey olmaz. Hep oyun oynuyorsun. İşte hiç ders çalışmıyorsun, hiç test çözmüyorsun. Tamam, okey, ders çalışın, test çözün ama bunu istiyorsanız, böyle bir gelecek istiyorsanız yapın yani. Ben oyun oynamak istiyordum ve onun üzerinden bir şeyler yapmak istiyordum. Yani orada tanıştığım insanlarla, orada bağ kurduğum insanlarla ki ben Arif benim oyundan tanıştığım evet, bir arkadaşım. Biliyorum. Yani ve 5 yıldır ben ki çalışma hayatımın çok büyük bir kısmını kapsıyor. Fırat abilerle çalışıyorum. 5 yıldır çalıştığım ve buralara geldiğim bir şekilde o insanları ben oyundan tanıdım. Niye oynamayayım ki? Buyur hayatım. Utku'yla anlaşabiliyor musun? Ya sen kopya çekiyorsun şu an. Utku var ya Utku. Anlaşıyorum ya. Niye anlaşamıyorum? Tabii ki de yani. Allah Allah. Belki anlaşamıyorum. Yok anlaşıyorum. Yok. Utku'yla en ufak bir sorunum dahi var. Kestane balı seviyor. Kestane balı yiyor. Diyor ki geçen gün gittik. Sen dedim kestane balı yiyorsun. Ama yalnız o kestane balı değil dedi. Dedi ki o dedi kovanları gezdiriyorlar. Başka çiçeklerden biliş. Ama dedi kestane ağırlıkta dedi. Öyle bir bal mı varmış? Ya hayatım zaten bir balığın %100 kestane olması çok zor. Şöyle oluyor. Tur gibi şurada yani. Kestane var. Gezdiriyorlar. Şurada ıhlamur var. Öyleymiş. Ben gezdiğim anı görmedim. Utku söylüyor. Utku'ya inanıyorsanız inanın. Ben inandım. Yanlış mı yaptım? Ne bileyim. Tur mu? Hatay'a götürüyorlar. Buyurun Hatay lezzetleri diyorlar. Künefeler yiyorlar, bir şey diyor. Oradan Antep'e geçiyorlar. Evet. Katmer yiyorlar. Onların hepsinin lezzeti. Arılar güzel hayat yaşıyor ama. Yok hayatım öyle bir şey yok. Bak, İyiymiş. Kovan burada ya. Burada çam var. Burada kestane var. Burada ıhlamur ağacı var. Arı gidiyor geziyor hepsinden. Kovana geri dönüyor. O topladığı çiçeklerle yaptığı balın türü. YouTube'e. Koku şunu. Ha YouTube'e koy beni. YouTube'e koy beni. Tamam olur. Kafasını da kendi blurlamış. Allah razı olsun. YouTube. Değil mi? Blur mu? 2XYZ. Bu nasıl bir profil fotoğrafı lan? Şöyle kulaklık tutuyor galiba. Tebrik ediyorum nasıl çektiysen. Seninse tabii. Geç. Ajan mısın? Evet. Ajan. Video çekerken kameraya düşürdün oldun mu yazmış birisi. Yok. Allah'a şükür hiç kamera düşürmedim bugüne kadar. Hiç kamera düşürmedim ama ben çok düşürdüm. Bak ben hiç kamera düşürmedim ama benim çevremdeki bütün insanlar kamera düşürdüler. Gerçekten. Güzel. Kerem abi düşürdü. Ahmet düşürdü. Sen düşürdü. Ben düşürdüm. Abim belki düşürmemiştir. Etem hatırlamıyorum düşürmemiştir. Ama var ya hani bir şeyi kırarsın veya bir şey onu zarar geleceğini anlarsın ya. Düşürmedi ya. Makine tam düşüyordu. Öyle askısında bir his takıldı. Oluşur, hiçbir şey olmadı aslında. Ama ödüm ama... koptu bir şey olacak diye. Oldu. Oldum yani. Olabilir böyle şey çok ama. Çok kötü hissettim işte o zaman. Olabilir. Bir problem yok. Abi fıstık sence tuzlu mu yenir yoksa soslu mu demiş. Parantez için yer fıstığı yazmış. Bence soslu yenir arkadaşlar. Abi kafa yapıyorsun. Siz soslu yiyin. Sosluysa tuzludur da zaten.
Güzel. Ama sadece güzel. Tuzlu mu diyor yoksa soslu ve tuzlu mu diyor? Hayır, tamam işte tuzlu yemek. Bence tuzlu yenir. Tuzlu yemek istiyorsa hem soslu hem de tuzlu yemeği seçeneği varken tuzlu yemez. Ben tuzlu yemem yani. Soslu yemek varken. Sonuçta sosluda da tuz var. Mideniz rahatsız olur. Siz tuzlu yiyin. Ama tuzsuz fıstık varoluşsal sürecini tamamlayamamış bir besin gibi. Öyle değil mi? Tuzsuz fıstık. Hiçbir tadı yok ki. Fıstık ağaçta mı yetişiyor? Fıstık. Ama yer fıstığı yazmış. Ne, yer elması yerde mi yetişiyor? Yerde mi yetişiyor? Ne bileyim. Cahil olduğumuz konular hakkında konuşmayalım. Ortaya çıkmasın bilgisizliğimiz. Devam edelim. Tuzlu fıstık ya dostum. Burnun, canım. Burnun estetik mi diye sormuşlar. Değil efendim. Allah'a şükür. Bir gün sizin yüzünden burnun başına bir şey gelecek. Estetik testi de yalan söylüyor. Başına. Estetik yazdım. Şaka. Ne? Değil. Orijinal burun. Tabii bunu yapıyorsun şimdi. Bir şey sükse yaptım. Yaratıyorsun yani. Küçükken şöyle duruyordum aynanın karşısında. Böyle yapmaktan burnu böyle kalmış. Tabii. Annemin burnu çok güzel. Evet. Genetik ya, aile güzel. Oy, bulursunuz. Bence de. Ya 2 dakika dur ya. Arkadaşlar beni trollüyor. Buyurun, videoyu onun burnuyla kapatacağım. Bunu koyacağım kardeşim. Bunu koyacağım, tamam mı? Leblebiler ne zaman özgür olacaklar yazmış. Ne demiş Sokrates? Ne demişti lan? Düşüncesinden bile bir kişi tutsaksa hiç kimse özgür olmaz demiş. O yüzden leblebiler asla özgür olmayacak. Üzüldüm şimdi bak. Yine aynen. Olaya karşı ciddiyetle bir yaklaşma modeli dediğimiz şey bu işte. Şigidi gidi. Gelecekte en çok yaşamak istediğin ülke, şehir, köy neresi ya da nasıl bir coğrafyada yazmış? Soğuk. Büyük ağaçların olduğu. Ama soğukta büyük ağaç olmayabilir. İlgilenmiyorum. Ülke vardı aslında. Ben Norveç'i falan seviyordum da sonra çok klişeleşti. Herkes sevmeye başladı. Ben buradan uzaklaştım. Öyle oluyor mu sende? Oluyor, bende de oluyor. Evet, bende şey. De oluyor. Herkes sevince ben neyi sevmişiz biz böyle diye bakıyorum. Herkesi aşağıladığımdan değil ama bir şey oluyor bende böyle. Çok konuşulan şarkıyı dinlemem mesela. Çok söz edilen filmi izleyemiyorum. Sen kalitesi düşüyormuş gibi oluyor değil mi? Yanlış bir algı ama evet. Yanlış bir algı ama... Farkındayım ama yapamıyorum. Çünkü onu sanki şey gibi hissediyorum. Gerçekten o güzelliğiyle dinleyen çok az kişinin olduğunu düşünmek. Yani bir sözüne bakarak dinlemek var. Bir de arkada çalsın gibisinden takılanlar var. İnsanlar çok yüzeysel yaklaşıyorlar bazı şeylere, şarkılara, filmlere. Adam filmi izliyor, alt okuma yapmamış, filmi okumamış. Tamam, normal bir izleyici zaten yapmaz ama diyor ki uff, Leonardo DiCaprio'yu gördüm. Ya gördüm de o değil mevzu. Leonardo DiCaprio değil yani. Başka bir şeye bakıyoruz biz orada. Diyemediğin için ben uzaklaşıyorum, şöyle dışarıyı izliyorum. O yüzden yaşamak istediğim ülkeyle bunun ne bağlantısı var? Çözün hadi. Leblebileri toplum içerisinde nasıl daha görünür kılabiliriz yazmış. Yiyerek. Çünkü ne olacak? Siz leblebi yerken mesela yiyorsunuz leblebi. Oradan biri dedi ki o sen ne yiyorsun? Ya leblebi ben... yiyorum. Ne? Leblebi tozunu çok severdim, böyle satılıyordu. Leblebi tozu... Leblebiye bir hakaret midir? Yani senin tozunu çıkarsalar, şaka. Leblebi tozu ben hiç yemedim. Leblebi bütün olarak tercih ediyorum. Boğulursun böyle. Evet. Ne amaçla tasarlanmış? Boğulmak amacıyla tasarlanmışsa çok başarılı bir ürün. Eskiler çok severdi. Onlar yasaklanmış olabilir, biliyor musun? Yasaklandı mı? Tutulmuyor galiba artık. Çünkü soluk borusuna kaçma olası çok yüksek. Tabii öyle bir şey. Kurutuyor çünkü ağzı, nefes aldığınız zaman... İçeri gidiyor. Su içmezseniz, içseniz de sıkıntı olabiliyor. Çünkü onlar çok küçük ve birleşik olduğu için evet. Su üstünden de kayabiliyor. Hatta kakao gibi. Ağzına koydun, yaptın da uçuyor böyle, püskürüyorlar. Yaptın bunu yani. Ay yine tanıyayım. Özür dilerim. He? Sıradaki soru. Çekim işlerine ilk nasıl ve hangi firmada başladın abi yazmış. Abacus Creative Media. Barış Özcan'ın ajansı Erhan Bey ile birlikte orada fıtı fıtı bir şeyler yapıyorduk. Ey gidi günler Erhan Bey, buradan selam olsun. Ama videoları izlemiyorsunuz. Çok kalp kırılıyor. Nasıl olsa izlemediğiniz için burayı da göremeyeceksiniz. Ama ben size burayı kesit atabilirim. Saygılar. Baban arıyor. Babamı arayalım. Babamı arayalım. Tamam, videodaki insanlara bir şey söylemek ister misin? Şu an video çekiyoruz ya. Bir 15 bin kişi izliyor en azından. 15-20 bin kişi. Bir şey söylemek ister misin? Herkese selam. Onları çok seviyorsun. Benden daha çok seviyormuş. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Herkes gülümsesin her şeye rağmen. Bak ya. Ben ne dedim bugün? Babamın felsefesi bu dedim. Çıktı. Evet. Tamam. Çok güzel bir mesaj verdim. Selamlar, teşekkür ediyoruz. Özcan amca. Hiçbir şeye değmez. Tamam. Hoşça kal. Ben aynı ellettim bunları. Tamam. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Baba burayı izliyorsun muhtemelen ama babam böyle bir mesaj verme mevzusu söz konusu olduğu zaman evet. Şey oluyor bir anda.
Herkese selamlar. Herkes izliyorsa hiçbir şeyi kafasına takmasın. Böyle bir değişik bir moda giriyor. Yani güzel mesaj verdi. Güzel. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Ama her şeye rağmen mutlu olun. Öğüt vermek değil. Tamamen samimi. Ama bunu yaşıyor şeyle. Baba. Gerçekten. Aynen ne dediyse yaşar. Öyle. Emircan İrek'le ya bir akrabalığın var mı? Buraya üç kere var. Çok beğendim. Evet ya. Emircan İrek'le bir akrabalığın var mı? Beğendim. Magazin olsaydı var şu an mi? Böyle... Söylemiyorsun. Var. Emircan İrek'in saz arkadaşıyım ben. Yok ya Emircan İrek'le bir şey yok. Bir gün tanışırsak yan yana Burak Kut'la ve Emircan İrek'le fotoğraf çektireceğim. Biriyle daha benzettiler seni. Bir dizideki. Hayır, bir dizideki birimle benzettiler. Olabilir. Ben seri üretimim arkadaşlar. Birçok insana benziyorum. Fabrikadan aynı banttan çıktık hepimiz. Öyle düşünün. Neden bu kadar yakışıklısın abi demişler. Neden? Kim demiş? Kim demiş? Ulan neden bu kadar nazlı? Neden bu kadar yakışıklısın? Bu ne? Bu ne yalandan bir tutma? Yok, ben yakışıklı olduğumu düşünmüyorum. Yakışıklı. Konuyu kapatabilirsiniz. Utanırım çünkü. Tuttuğun takım. Galatasaray'ın da fanatik değilim. Fanatik değilim açıklamasını artık söylemek zorunda kaldığımız için söylüyorum. Niye söyleyeyim ki? Söylemiyorum. Ben hangi takımdayım peki? Tahmin edin. Söylemiyorum. Sarı kırmızı rengimiz hiçbir şey değil. Fanatik değilim dedikten sonra. Çünkü fena var. Bahçeli. Oh! Şimdi benim babam Fenerbahçe'de ben sana. Öyle mi? Fenerbahçe'ye saygımız var ama ben Galatasaraylıyım. Tamam. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. İzlerken heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Ya bu soru ne? Bu soruyu ben vermiştim. Söyle. Bir tırtıl olsaydık bizi sever miydin demişler. Ben severdim. Bak, ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben kesin burayı kesin. Ben tırtıl gördüm. Ama uzun zaman sonra ilk kez gördüğüm için bu ne lan dedim. Tırtılmış. O kadar güzel ki. Ama ben huylanıyorum. Severdim ama dokunamam. Uzaktan severdim ben yani. Ben tırtılı böyle almıştım. Yapma. Ve tırtılığa yaprak verince yiyor. Aa. Evet. Kıtır kıtır dişlerin izleri çıkıyor. Baharda çok çıkar onlar. Evet. Hepsini cevaplamışız. Ah, ben şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Güzel oldu ya. Sene 1928. Yanmıyor ya. Hiç takmıyor musun? Ne dediğim bir önemi yok. 1928 dedim. Demiyor ki sen 1928'de ne anlatıyorsun? Yağmur yağıyor ya, ve güneş bize bakıyor. 1928'de. Tebrik ederim. Düşüdüm. Benim İyi o zaman. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Hepinizi seviyorum. Ben çok uzun zamandır... Benim var. Buyur, dinliyorum. Benim var. Söyle bakalım. Hepinizi çok seviyoruz. Ve şu an yağmur yağıyor biliyor ben musun? Ben bir şey anlatmak istiyorum. Biz videoyu kapatırken yağmur yağıyor. Kapatmıyoruz ki. Yok, açacağım tekrar. Tamam. Ay, ben onu anlattım. Çok üzücü bir anı ya. Başka zaman anlatırım. Başka zaman anlatırım. O zaman ne oluyor ya ile nasıl tanıştığımızı, benim hayat hikayemi, biraz beni biraz şey yapmış oldunuz. Aslı'yı çok tanımadınız. Onu da bana hiç sorsaydınız tanırdınız. Bana ve bize soru sorun demiştik. Evet ama biz kimiz? Neredeyiz? Bizim... Biz neredeyiz? Bir şey söyleyeceğim. Ben neredeyiz? Benim midemde hafif guruldanmalar söz konusu. Bir pasta, bir çay. Öf. Yapalım mı? Evet, evet. Yakışır. Annemin yaptığı pastayı gösterelim mi? Acaba kestiler mi? Reklam mı yapacağız? Evet. O zaman? Şöyle yapalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Umarız... İzlediyseniz tabii. İzlemediyseniz zaten burayı görmüyorsunuz. Evet. Umarız beğenmişizdir. Beğenmişsizdir. Biz beğendik. Mükemmel finallerimiz var ya gerçekten. Böyle oluyor. Heyecanlanıyorsun. Evet. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Abone olmayı. Videoya like atmayı, abone olmayı ve hazırlandı yorum ya atmayı bunun için. Unutmayınız. Unutmayınız ne? Unutmayın ya. Ya evet tamam, evet. Unutmayın. Abone olmuyorsunuz. Ben okuyorum çünkü. Çok tatlı yorumlar geliyor. Hele biri güzel. Kendimi çaldın. İsmini bilmiyorum ama. Az kablo çok güzel falan böyle bir şeyler yazarsanız o şey yapıyor yani. Evet. Peki burayı görüyorsanız, burası çünkü videonun finali. Yorumlara bir fıtı fıtı yazsınlar mı? Yazsınlar. Değil mi? O zaman fıtı fıtı yazan insanları göreceğiz. Evet. Onlar sonuna kadar izleyen insanlar olmuş olacaklar. Ya buraya atladıysa? Evet. Neyse ben kendim hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştım. İleride bir ara bir tane daha soru cevap yaparız. Yaparız da. He güzel. Güzel. Sıcak samimi. Yine burada yapalım mı? Ama bir daha ateş yakamam. Kulağım yandı çünkü. Şuraya bak. Kıpkırmızı değil mi? Kırmızı kırmızı. Bak çiğe bak ya. Bak. Komik oldu. Kırmızı yani. Sıcak yani. Evet. Ben üşüyor ayaklarım üşüdü. Kulaklarım sen. Aa evet hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Bir de diyorlar bana yakışıklı tipe bak.